seni bir daha görebilecek mi? İstediğin zaman. Söyle Akif. Abi hele şükür ya. Hele şükür, bak öldüm meraktan. Yalnız ben de değil yani, annen de. Akif, ben seni 10 dakika sonra arayayım mı? Bak kapatma ama telefonunu. Tamam kapatma. Teşekkür ederim. Yarın görüşelim mi? Olur. Aradan sonra? Aradan sonra. Aradan sonra. Tamam mı Süreyya? Bu adam senin için tamam mı Süreyya? Ömer. Bir dur sen. Bir sakin ol. Dur bir dakika. Bir dakika bak. Tamam dur sakin. Faruk. Sakin tamam, ol. Tamam bir saniye bir şey. Sakin ol tamam, Süreyya. Ne olursun ya. Süreyya sakin ol. Tamam bir şey yok. Dur burada sen. Kimsin sen kardeşim? Asıl sen kimsin? Ömer. Mevzu bu muydu? Pahalı araba. Pahalı kıyafetler. Para mıydı lan olayın? Ulan ben senin yüzünden aylarca sokaklarda yattım ben. Sakin. Senin yüzünden kafayı yedim ben. Senin gözün paradaymış. Sen bana anlat bakayım kardeşim. Nedir senin derdin? Sen bittin dayıoğlu. Süreyya'nın bedenini keş çözmüyor, kan çözüyor. Öyle mi? Hadi defol. Hadi. Defol. Kesici alet yaralanma, bir ulaştığımızda şok tablosu vardı. Hemen ameliyathaneye hazırlayın. Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine. Sanırım şehir uzakta kalıyor. Sanırım şehir uzakta kalıyor. Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Yani olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor beklesem de. Yani olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor. Yarar, 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 yarar
Yaz kokusu duyardım kışın ortasında bile. Uzun cümleler kurardım konuşurken. Eski filmlerde kaldı böyle sözler deniyor. Ama şimdi filmler bile eskimiyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor, beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor. İstesem de kimse gelmiyor, beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse. Görüşürüz. Teyzen söyledi. İyi misin sen? Yaran nasıl, iyi misin? İyi. Çok daha iyi. Sesini duymak için seni defalarca aradım. Telefonunu açmadın. Geri de dönmedin. Sen az kalsın ölüyordun Faruk. Az kalsın ölüyordun. Ama ölmedim. Benim yüzümden ölüyordun sen. Süreyya, ölmedim. Bu yüzden mi kaçtın benden? Bu yüzden mi açmadın telefonlarını? Neden gittiğini hissediyorum. Faruk, senle ben olamayız. Ne demek şimdi bu? Şunu belaya sokmak istemiyorum. Sen benim başıma gelmiş en güzel şeysin. Ailen öyle düşünmüyor mu?
biri bir şey mi söyledi sana? Süreyya. 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 Eğer bir gün benden çekip gideceksen kimsenin sözü için değil. Gözlerime baktığında kendini gözlerimde göremediğin için git. Şansına mı deniyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şansın var mı? Neredesin? Çok merak ettim seni. Halletmem gereken işler vardı anne. Bugün Bursa'ya dönüyorum. Sana bir sürprizim var. Öyle mi? Tamam. Kazasız belasız gel. Tamam. İsrafi Surun Müfredi ablam. Kıyamet mi bu? Ne diyorsun kız sen? Abla delirdin mi? Hakikat İsrafil'in suruymuş ya kız. Birazdan da kıyamet kopar herhalde. Osman oğlum ara abini. Bak bakalım nerede kalmış. Osman. İyi akşamlar herkese. Misafirlerimiz olduğunu bilmiyordum. Ben de yabancı biriyle geleceğini bilmiyordum oğlum. Yabancı değil anne. Tanıştırayım. Süreyya. Müstakbel gelini. Gerçi sen Süreyya'yı tanıyorsun. Hastanede gördüm. Değil mi anne?
Şahap Beylerle konuşmak için seni bekliyorduk. Nurgül'e seslenelim de misafirinle ilgilensin. Süreyya misafir değil anne. Şahap Beyler de yabancımız değil. Anlayışla karşılayacaklardır. Bize müsaade Esma. Belli ki sizin konuşacağınız konular bizimkinden daha mühim. Benim konuşacak bir şeyim yok, kalın. Gitmesi gereken siz değilsiniz. Yok, gidelim biz. Gidelim, kısmet değilmiş diyelim ha Esma. Hadi kızım. İyi akşamlar. Ya madem her şeyi biliyorsun, kızı bile tanıyorsun, bizi niye çağırıyorsun? Ben nasıl inandım da geldim Esma'nın ayağına? Kafama. Bu yaptığın hiç yakışık almıyor Faruk. Şahap Beyleri ben davet ettim. Hayırlı bir iş konuşmak için seni bekliyorduk. Anne, biz sana geleceğimizi haber verdik. Böyle bir densizlikle karşıma çıkacağını beklemiyordum. Senin şu an neye öfkeli olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz anne. Her istediğin olmaz anne. Bunu artık anla ne olur. Ailenin istikbali söz konusu olduğunda ben karar veririm. Anne, sen ne yapıyorsun? Bu kadar ileri nasıl gidebiliyorsun sen? Kimseye sormadan, haber vermeden. Yeter Faruk. Siz de dışarı çıkın. Abinizle yalnız konuşacağım. Niye? Biz aileden değil miyiz? Çıkın dedim. Sen de çık. Süreyya hiçbir yere gitmiyor anne. Yabancıların yanında aile meselelerini konuşacak değilim. Anne, Süreyya yabancı değil. Evleneceğim kadın. Anlamadın galiba. Burada. Benimle kalacak. Duyduklarından rahatsız olmasın. İncinmesin oğlum. O zaman sen de biraz dikkatli konuş anneciğim. Bu konağın kuralları, kaideleri var. Yıkamazsın. Her şeyin bir usulü var. Anne, burada işten güçten bahsetmiyoruz. Benim hayatımdan bahsediyoruz. Evet. Senin kaybetmekte olduğun hayatından, bu kadın yüzünden. Bunun yüzünden bıçaklanmadın mı sen? Nasıl gelinin diye konağıma getirirsin? Sen hangi yüzle karşıma çıkıyorsun? Sana Faruk'tan uzak dur demediler mi? Oğlumun yanına yaklaşmayacağını söylemediler mi? İlla yüz göz mü olmamız gerekiyor ha, anlaman için? Anne, Süreyya ile böyle konuşamazsın. Ben kimle nasıl istiyorsam öyle konuşurum. Ama sen elinden tuttuğun her kişiyi bu çatının altına getiremezsin. O öyle senin istediğinle olmuyor anne. Benim kararımla oluyor. Ben Süreyya'yı istedim ve burada. Ben sağ olduğum sürece bu kadın bu eve giremez.